İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Adımları videomuza hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak başlangıç ekranımızda bulunan KVK mevzuatı uyarınca Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı kayıt süreciyle ilgili kişi aydınlatma metnini okudum onaylıyorum butonuna tıklayınız. İkinci adımımız doğrulama ekranımızdır. Burada e-posta adresinizi girerek kayıt yapmanız gerekmektedir. E-posta adresinizi girdikten sonra başvuru butonuna tıklayınız. E-posta adresinizi girdikten sonra mail adresinize bir aktivasyon kodu gelecektir. Aktivasyon kodunuzu girdikten sonra onayla butonuna tıklayınız. Eğer aktivasyon kodunuz gelmediyse aktivasyon kodunu tekrar gönder butonuna basabilirsiniz. Üçüncü adımımız olan kimlik bilgileri sekmesine geldiğinizde kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. E-posta adresinizi, TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, cinsiyetinizi, cep telefonunuzu ve adresinizi girdikten sonra doğruluğundan emin olarak kaydet butonuna basınız. Dördüncü aşamamız belge yükleme ekranıdır. Belge yükleme ekranında vesikalık resminizi, kimlik belgenizin sadece ön yüzünü ve sağlık raporunuzu belirtilen formatlarda yükleyiniz ve ardından kaydet butonuna basınız. Beşinci sekmemiz tercih bölümüdür. Burada aşağıda listelenmiş bölümleri tercih sıranıza göre tercih ettiğiniz bölüm en yukarıda olacak şekilde sürükleyerek sıralayınız ve ardından kaydet butonuna basınız. Tercih ekranından sonra randevu sekmesine geleceksiniz. Bu bölümde size uygun olan tarihi, tarihi seçtikten sonra da o tarih içerisinde bulunan en uygun saat aralığını seçiniz ve ardından kaydet tuşuna basınız. Ödeme adımına geldiğinizde sistemin size belirtmiş olduğu tutar kadar ödeme yapınız ve sistemde kayıtlı olan e-posta adresiyle giriş yapılıp yapılmadığına emin olunuz. Eğer ödeme ile ilgili bir sorun yaşarsanız destek masasından yardım alabilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçmek için ödeme yap butonuna tıklayınız. Ödeme sisteminde kart bilgilerinizi giriniz ve kart bilgilerinizin doğruluğundan emin olduktan sonra ödemeyi yap butonuna tıklayınız. Ödeme işlemini tamamlamak için sistem tarafından telefonunuza doğrulama kodu gelecektir. Gelen doğrulama kodunu belirtilen süre içerisinde yer alan kutucuklara giriniz ve ardından tamam tuşuna basınız. Ödemeniz tamamlandıktan sonra ödeme onay kodu, üniversite onay kodu gibi bilgilerin yer aldığı ödeme bilgileriniz e-posta adresinize gönderilecektir. Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra mevcut sekmeyi kapatıp kayıt sayfasına geri dönebilirsiniz. Burada durumunuz ödendi olarak gözükecektir. Ardından kaydet butonuna basınız. Kaydınız başarıyla tamamlanmıştır yazısını gördükten sonra dilerseniz bilgilerimi güncelle butonuna basarak kişisel bilgilerinizi güncelleyebilir veya sınav giriş belgesini görüntüle butonuna basarak başvuru evrakınıza ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz.